Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. İyi diliyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu gece çok değerli bir konuğumla karşınızdayız. Şair, yazar Nurullah Genç hocamla beraber inşallah Anadolu irfanını konuşacağız. Ben dilerseniz kendisine hoş geldin demek istiyorum. Muhterem hocam, ee, evet, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ediyorum. Çok Nasıl sağ olasın. Nasılsınız hocam? İyiyim. Yani sizin gönüllerinize sık sık böyle misafir oluyoruz. Teşekkür ediyorum emeği geçen herkese. Allah razı olsun. Sağ Biz olun. teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Kıymetli gönül dostları bu gece Allah nasip ederse Anadolu irfanını konuşacağız. İrfan nedir? E, aynı zamanda insanı tabii konuşacağız. Çünkü insan e, olmadan irfan da olmaz. Anadolu irfanı da olmaz. E, bir de muhterem hocam sizin çok güzel bir ifadeniz var. Hatta özellikle not aldım. İnsan iki zayıflığın arasına mahkum edilmiş evet, bir güçtür. Güç. Doğru. Şu cümleyi açarsanız çok memnun olacağım hocam. Çok, teşekkür, teşekkür çok etkilendiğim ediyorum. bir cümle. Evet yani ben de zaman zaman düşünüyorum. Ya yani işte e, gittikçe yaşlanıyorum. Yavaş yavaş gücümü kaybetmeye başlıyorum. Hatta biraz önce stüdyoda e, stüdyoya gelmeden önce hazırlık yaparken arkadaşlar da duydular. Artık çok süslenecek halimiz de kalmıyor yavaş yavaş diye bir ifade kullandım. Aslında onun arkasındaki mana da buna işaret ediyor. İnsan doğdu Doğduğu andan itibaren diğer canlı varlıklar gibi değil. Özen istiyor, ihtimam istiyor, e, sıkı bir koruma istiyor. Çünkü bir hayvanın işte bebeği dünyaya geldiğinde ormanda ya da işte açık alanda bir yerde, bu e, özellikle de e, programlarda izliyoruz bunu, e, belgesellerde. E, birkaç saat içerisinde ayağa kalkıp yürüyüp, Geziyor. sonra işte e, hayatına devam edebiliyor. İnsan böyle değil. Allah insan'a akıl verdiği için aklını hem aklının gücüyle hem de güçsüzlüğüyle kavrasın diye Allah insana diğer canlı varlıklardan farklı bir hayat standardı vermiş. Doğduğu andan itibaren güçsüz, bakıma muhtaç, konuşmayı beceremiyor, yürümeyi beceremiyor, isteklerini karşılama imkanına sahip değil. Yavaş yavaş büyümeye başlıyor. 1, 2, 3, 5 yaş derken işte çocukluğunu fark ediyor, gençliğini. Sonra güç kazanmaya başlıyor. Ayağa, ayağa kalkıyor. Güçlendikçe de Başı dimdik olmaya başlıyor bu sefer Yani vay be ben ne güç sahibiymişim Neler varmış i̇şte bende Son noktada böyle enaniyet, gurur, kibir e, Mağruriyet de orada başlıyor mağruriyet başlıyor kaftanı bazen ulaşıyor Aynen. Bizim Ziyaret'in Fahri Fındıkoğlu vardır Allah rahmet eylesin Ülkemizin önemli münavverlerindendir Anladım. Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde Kütüphanesi var onun kitaplarını bağışlamış Onunla ilgili şöyle bir rivayette bulunur Bu güçle güçsüzlükle alakalı Diyor ki gençliğime yaklaşınca gücümü fark etmeye başlayınca bir heyecan kapladı beni. Ya bende neler varmış ben herhalde bu dünyayı kurtarırım yani bu gücümle çok çalışırım kurtarırım. Zaman ilerledi baktım ki dünyayı falan kurtarmam mümkün değil. Yani bari Türkiye'yi kurtarayım diye çalışma yapmaya başladım. Baktım Türkiye'ye de benim gücüm yetmiyor. Biraz daha zaman ilerledi. Ya Erzurumluyum şu Erzurum'u kurtarsam nasıl olur? Ona da gücümün yetmediğini anlayınca diyor ahir ömrüme doğru Horasan'ı kurtarayım bari benim hemşehrim. Baktım ki Horasan'la da olacak bir şey değil. Köyümü kurtarayım diye köye gittim. Orayı bile orada bile bir şey yapamayacağımı hissettim. Çünkü gittikçe güçsüzleştim. Gücümü kaybetmeye başladım. En son bari kitaplarımı kurtarayım dedim. Götürdüm Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi'ne verdim. Hediye ettim. Hiç olmazsa buradan okuyanlar bir şeyler öğrenirler de ben, benim de bir arkamda sadıkayı cariyem olur diye bir hatırası var. İnsan yaşlılığında da güçsüz. Doğduğunda, doğduğunda da güçsüz. Arada güçlü. Arada bir güç sahibi. Bu arada olmanın bir anlamı var. Allah orada bir mesaj veriyor bize. Diyor ki gücün yoktu güç verdim. Gücünü alacağım elinden tekrar. Onun için gücünü kötüye kullanma. Bu güçle mağrur olma. Zaten hocam imtihan dediğimiz evet, kavram da tam o güçlülük tam o güç, noktasında devreye giriyor değil mi? Yani yaşlılıkta birçok şey zaten sakıt oluyor, düşüyor vesaire. Hı hı. Çocuklukken yine öyle. Hani akıl bali değil. Ak tabii e, irade alanına girmiş değil kendi iradesiyle bir şeyler yapma alanına. E, raşit olmamış vesaire. Ama o iki ar aradaki o dönem hakikaten çok ilginç bir dönem. Ya yani insan tanrılığını neredeyse iddia edecek kadar bir mağruriyet kazanabiliyor orada. Ya da Yunus Emre gibi yani doldukça başaklar gibi eğilen insana dönüşüp tevazusuyla bütün herkese yüreğiyle, irfanıyla muamele edecek kadar da e, mükemmele yakın kamil insana yaklaşabiliyor. İşte zaman zaman sorarım ben tanıdıkları arkadaşlarıma, dostlarıma. Hep düşünün yani 100 yıl öncesinin güçlüleri nerede? 50 yıl öncesinin çok güçlü insanları nerede? Siz bugün çok güçlü olabilirsiniz ama 50 yıl sonrakiler de sizin güçsüzlüğünüze şahit olacaklar. Artık iş yapamadığınıza, yürüyemediğinize ve ölümünüze şahit olacaklar. Bu dünyadan geçip gittiğinize. Bir de hocam hani Kur'an-ı Kerim'de özür dilerim hani <laughs> ayette de var ya. Hani Allah diyor ki ben günleri insanlar arasında çevirip dururum. Tabii. Hani bugün zafer, yarın yenilgi. Evet, evet. Bugün sağlık, yarın hastalık. Yani. Yani. Efendimize de öyle bir hitabı vardı. Biz seni güçsüz bulup da güç, güçlü yapmadık mı? Yani sana zafer getirmedik mi? Vermedik mi? Seni büyütmedik mi? Seni insanlara kabul ettirmedik mi? O zaman şöyle yürü, şöyle yap gibi ifadeleri vardır. Ee, güç noktasında bir uyarı var insana sürekli. Çünkü o gücü doğru kullanması lazım. Eğer doğru kullanmaz ise güç başkalarına zarar veren, zulme varan, insanı yaralayan, onun yüreğine dokunan, acı veren bir hadiseye dönüşebiliyor güç. Orada bizim bu konuşacağımız irfan falan yer almıyor zaten. Mesela ben liderlik hocasıyım. Liderlik dersleri okuttum yıllardır. Liderlik analizi. Lider analizleri yapardık. Ee, i̇rfan noktasına ulaşamayan liderlerin yani kalbin keşf alanı deriz biz ona. Oraya ulaşamayan liderlerin e, pek çoğunda zalimlik emareleri ortaya çıkar. Ve dünyanın büyük zalimi liderler. Baktığınızda işte Stalin gibi, Hitler gibi bunlar açıkça söylemekte hiçbir şey yok. Çünkü milyonlarca insanın ölümüne sebep olmuşlar. Onların o güçle mağrur ama o gücün, gücü kullanan akıldan da öteye geçemedikleri, hmm. kalbe doğru yükselemedikleri gibi bir hakikate ulaşırız. Yoksa Çöküş diye bir film vardı seyretmiştim. Hitler'in son zamanlarını anlatıyordu. Orada barışalım diyorlar. Bakın şimdi Berlin'de 300 bin tane Alman var ölecek. Eğer imzalarsak hani onları kurtarırız. Söylediği cümle çok manidar. Almanlar bunu hak etti diyordu orada. Ve böyle diyor gerçekte de zaten. Yani onlar kazanmalıydı zaten. Ya yani nasıl yenilirler? Hayır hayır. Yani Hitler'in e karşımda olsa derim ki Allah güç verdiği insanı imtihan eder ve gücünü gücüne rağmen yenilebilirsin. Yani. gücüne rağmen yenilebilirsin. Yani yeni, yenilmek de insani'dir. Garip gelmek de insan. Yani Allah'ın tabiat yani tabiat kanunlarında Tabii. Yani olan bir hadise. Tabi yani başını bükse biz yenildik dese hani imzalasa belki o daha sonraki ölümler de olmayacak ama böyle değil. Akıldan yukarıya çıkamadığı için ve akılla sadece hareket ettiğinden dolayı yüreğin acısına ve yüreğin mutluluğuna erişemediği için kalbin mutluluğuna kısaca irfan ehli olmadığı için e, orada o cümleyi söyleyebiliyor. Bunun örnekleri çok. Biz bunları puanlayarak çalışırdık liderleri. O yüzden gücümüze ma, Gücümüzle mağrur olmayalım ve gücümüze güvenmeyelim. Yani çok güzel bir evet. ifade. İnsan iki zayıflığın arasına düş, düşmüş, mahkum edilmiş mahkum bir güçtür. Edilmiş bir güçtür. Tabii, tabii. Yani şimdi şöyle düşünüyorum. Tamam hani çocukluk safhasını bir kenara bıraktık. Yaşlıları da bir kere. Evet. Ortadaki zaman çok az bir zaman zaten. Fazla değil. Fazla yani yani şöyle değil. Şöyle zaten çokluğun şeyi nedir ki? Yani 100 sene olsa ne olacak ki? Geçtiğinde size az gelecek. Hani Hazreti Ebu e soruyorlar dünyayı diyor ki iki kapılı bir handı birinden giriyorum öbüründen çıkıyorum. Yani o aradaki dönem çok uzun olsa da geçirdikçe o size az gelecek zaten. Ya ne kadarmış ya 100 sene geçti gitti diyeceksiniz. Şimdi 60 yaşımdayım değil ben şimdi 15 yaşımdan bu tarafa 45 yıl geçmiş. Gitmiş 15-16 yaşımda fırında çalışıyordum. Ekmek pişiriyordum. Gücüm, kuvvetim. E şimdi gidiyor. Yani bir 15 yıl sonra yaşar mıyım yaşamaz mıyım bilemem. Ama güç gittikçe azalıyor. Bu geçtiğinde zaten bunun süresinin hükmü de kalmıyor. Geçmediğinde uzun görünüyor. Yani vay be 50 yılım var falan gibi. Garantisi de yok ya. Garantisi de yok aynen. <laughs> Ama öyle değil. Yani bunu kaybedeceğiz. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala bizatihi bu iki güçten söz ediyor zaten. İki güçsüzlükten ve oradaki güçten. Biz sizi iki güçsüzlük arasında yarattık. Ya yani bu çok önemlidir. Ya yani insanın kendisini anlayabilmesi için bu güç meselesi üzerinde düşünmesi lazım. Peki neden? Bunun taalluk ettiği ya da bunun uyumlaştığı nokta neresi? Şimdi Allah bize sübuti sıfatlarından verdiği için, bize ruh üflediği için. Şimdi bütün insanlar şimdi stüdyoyu düşünün. Buradaki kardeşlerimizin hepsinde Allah'ın üflediği ruh var. İnsanı yarattım ve ruhumdan üfledim diyor. Biz Allah'tan doğrudan onun diğer canlılara isabet eden sıfatlarını alıyoruz. Bunlar hayat sıfatı, Yansım, ilim sıfatı tabi Samiye sıfatı, mesela, basar sıfatı, kelam sıfatı falan. şairde bir kelam sıfatı var. Kelam şiir sıfatının e, do, e, şiiri doğurur zaten. Kelam sıfatı şiiri doğurur. Mesela fotoğrafçı basar, sıfatı, basar. Evet resim sanatı. Yani resim sanatını göre resmi görebilmek için ne güzel resmetmiş diyebilmek için ya da fotoğrafı çekip o kareye bakıp ya ne güzel kare diyebilmek için görmeniz lazım. Görme basar Allah'ın... E, sonsuz olan görme sıfatının insana yansımış Yansım. basit ya, hali. Allah her şeyi görür. Tabi. Biz de görürüz ama her şeyi göremeyiz. Bizimki sınırlı. Tabii ki. Bir de Fatih Bey kardeşim bir söz var yani. Külli irade, cüz'i irade. Cüz'i irade kavramı buradan geliyor zaten. İrade de çünkü sübuti sıfatlardan bir, adı, bir tanesi. Yani hayat, ilim, sami, beser, irade, kudret, kelam, tekvin deriz. İrade Allah'ın bize verdiği bir sıfat. İrade kullanmak. Cüz'i irade, küçük irade, zayıf irade, basit değil. Bizim irademiz. İrade, Külli olmasa, irade. i̇rade olmasa imtihan olur mu? İmtihan olmaz çünkü irademizle biz karar veriyoruz. Doğruyu yapmaya, yanlışı yapmaya. Mesela birisini düşünün birisini öldürmeye niyetlendi. Vazgeçebilir değil mi? Yani diyebilir ki bu yanlıştır vazgeçer. Kul hakkına tecavüz edecek. Vazgeçebilir. Bir yanlış yapacak. En basit şekliyle. Birisinin hakkında konuşacak. Dedikodu yapacak. Diyebilir ki bu kardeş eti yemek. Ben vazgeçiyorum. Kimsenin hakkında konuşmayacak. İradeyi kullanıyoruz. Bu cüz'i irade. Biz bunu kullanabiliriz. Hı hı. Bu... İradenin arkasından gelen sıfata bakın kudret. İşte kudret sıfatının yansımasıdır güç. Allah sonsuz güç sahibidir. Çünkü e, hakimler hakimiyim diyor. Bütün hakim olanlar kendilerini bir şey zannetmeseler hepsinin hakimi benim. E, ve insana da kudret sıfatından vermiş yani güç vermiş. Ama onun gücü sonsuz. Biz sınırlı güce sahibiz. Bunu da iki güçsüzlük arasına koymuş ki haddimizi bilelim. Biz de çok meşhurdu köylerde. Yani imanın şartı yedi olsaydı yedinci haddini bilmek olurdu. Haddini bilmek her alanda vardır. Bir tek alanda birkaç alanda değil. Güçte de haddini bilmek. Yani güç sahibisin zayıf ezmeyeceksin. Haddini bileceksin. Bileceksin ki o zayıfa zayıflığını sana da bu gücü veren Allah'tır. Onu zayıflığından seni güçlülüğünden onu zayıflığına sabırdan senin gücünü doğru kullanmaktan hesaba çekecek. Onun için biz gücü de güle dönüştürebiliriz. Güçsüzlüğü de çiçeğe dönüştürebiliriz. Tebessümümüzü çiçeklere getirebiliriz. Dikenli hale de getirebiliriz. Gücünü olumsuz kullanan kişi o gücün dikenleriyle muamele eder insanlara. Ama gücünü güzel kullanan insan hayranlık uyandırır değil mi? Çok güçlü bir insan düşünün. Melek gibi yani yardım ediyor, birlerin elinden tutuyor, o gücü hayırda kullanıyor. O da çok hoşumuza gider fazlasıyla. İşte o aradaki gücü iyi kullanmak Aynen. lazım. Evet. Şimdi hocam aradaki güç dedik hemen şimdi Anadolu ilfanına geçeceğiz evet. ama e, şu cümleyle ben bitirmek istiyorum tabii. bu en azından giriş girizgahı. E, hani bu dünya fani attığımız adımlar belli sayılı nefesimiz var ve güçlü olduğumuz evet. bir dönemdeyiz esasında şu anda konuşuyoruz. Ama bir yaşlılık Allah ömür verirse tabii o da bir yaşlılık olacak orada da güçsüz olacağız. Yani ebedi olan sonsuz olan bir alemde güzel yaşamak buradaki o ortadaki güçlü dediğimiz kavram var ya o zaman dilimi içerisindeki yaşantımızla alakadar. Evet. Yani tabii orada inanmak yani önemli olan önce inanmak gerekiyor. Yani öldükten sonra bir hayatın olduğuna. O tabii iman önce. boş olmadığına, dünyanın kainatın bomboş olmadığına bedende bir ruhun olduğuna, ruh bedenden çıkınca bedenin posa gibi kalacağına, hani i̇bn Sina öyledir, beden ruha giydirilmiş kılıftır der o ruh bedenden çıkınca beden bir posa gibi yerde kalır ve onu bir çukura gömerler. Ben iki gün, iki üç gün içerisinde iki yakın arkadaşımı kaybettim. Allah rahmet Allah eylesin rahmet onlara. Eylesin. Ee, şimdi o arkadaşlarım buradan da işte başsağlığı da vermiş olalım. Raci Bey'le Salih Bey'in aileler. Evet, hakikaten çok acılı için. Şimdi Allah yaşlar hocam. da bana yakın. Ama bakın bir anda ölüm gelip insanı bu dünyadan götürebiliyor. Peki onlar şimdi neden defnedildiler? Çünkü onları ayakta tutan ruh gitti. Hmm. Şimdi bileceğiz ki o bizden çıktığında biz de gideceğiz. Hatta çok güzeldir. Yani bedevi böyle devesiyle çölde giderken devenin üzerinde de şarkılar söylüyor. Eşya da var. Bakın İrfan'a da adım atmak bu işte. Şarkılar söylüyor. İşte ta bil emel erda bil kesel inne niyamel mesel. Neyse aklına gelen ilahileri. O arada deve duruyor. Bu şaşırıyor. Deve niye durdu? Üzerinde eşya var. Eşyanın üzerinde kendisi var. Deve çöküyor yere uzanıyor. İşte ayaklarını falan uzatıyor. Gözlerini kapatıyor ve deve ölüyor. Ölünce bedevi şaşkın. Ha ne oldu birdenbire bu deveye? Başlıyor devenin etrafında dönüp durmaya. La havle vela diyecek. Bu deve niye öldü? El, başı ellerin arasında böyle dönerken kervan yetişiyor ve kervancı başı geliyor. Hayırdır diyor ne yapıyorsun? Ben diyor şimdiye kadar hiç düşünmediğim bir şeyi hissettim. Hiç düşünemediğim bir şey. Bakın akıl bunu düşünemiyor gerek hissedi. Neyi hissettin diyor? Ben zannederdim ki diyor beni ve bu eşyayı bu deve taşıyor. Meğer öyle bir şey varmış ki hem deveyi taşıyormuş, hem eşyayı taşıyormuş, hem beni. O gitti üçümüz de kaldık. Allah. Deve de kaldı yerde, eşya da kaldı, ben de kaldım. Düşünüyorum yani deveyi taşıyan neydi ki ruh. deve kaldı ortada. Adam da diyor ki sende de aynısından var can ruh dediğimiz bir şey. O gidince sen de deve gibi ortada kalırsın. İşte o ruh meselesi. Allah o ruhu üflemiş ve o ruhtan bize sıfatlar. Sıfatlardan birisi de güç sıfatı ve bir tanesi de ilim sıfatı. Aynen. Şimdi hayat ilim diyoruz. Hayat sıfatı. Bunların hepsi iç içe i̇ç iç içi, evet. İrfan öyle bir ehli şöyle. mesela hocam irfan ehli insanların meziyetlerinden bahsedecek olursak hani taşın altına elini sokmak tabii, diye bir hikaye tabii. vardır. Hani bir deyim vardır literatürümüzde. İrfan ehli insanların yani çok meziyetlerinden çok fazla sayabiliriz ama en önemli meziyetlerinden birisi diğer gamlıktır. Yani başkalarını kendinden fazla düşünmektir. Allah Allah. Kendisini başkalarının yerine koyarak buna modern bilimde biz empati diyoruz. Empati yaparak onların ayaklarına değecek bir taşı onlardan önce kaldırmayı düşünmektir. İrfan ehli olmak. Onların e, rahatsız olabileceği bir sesle konuşmamaktır. Onları rahatsız edecek bir kelimeyi kullanmamaktır. Onların hakkını kendisine taşıyacak yani onların hakkının üzerinde kalabileceği bir davranışta bulunmamak. Onları kırmamaktır. Kalbin en yüce mekan olduğunu bilmektir. Dünyanın bütün saraylarından daha güzel bir saray olduğunu, bir taht olduğunu bilmektir kalbin. Yani çok fazla sayılabilir. Yani Ama, peygamber efendisin evet. hadisinde hemen bir araya evet. şey yapabiliriz, söyleyebiliriz hocam. Hani bir mümin kendisi için istediğini, diğer Başkası bir mümin kardeş için istemedikçe kamil manada iman etmiş olamaz. Olamaz. Dediklerinizde bu da evet, evet uyuyor. zaten bunların hepsi iç içe. Hı -hı. Yani kendiniz için istiyorsunuz. Bencil olmayacak diğer gam olacağız. Evet, evet. Diğer gamlık bunun bir adım da ötesi. Yani kendiniz için istemediğinizi başkası için de istemiyorsunuz. Tamam. tamam. İstediğinizi de istiyorsunuz. Diğer gamlık şu. Kendiniz için istemeden başkası Aa, için istiyorsunuz. İlk önce sıralamada karşı Tabii, tarafı. Tabii oraya koyuyorsunuz. Yani, yani öne, öne başkasını alıyorsunuz. Çok zor bir iş. Mesela ama. bazı insanlar için şöyle bir ifade kullanılır. Ya başkalarının günahlarını alardı. Şimdi üzülüyorsunuz ya şu yanlışı yaptı acı çekecek sıkıntı çekecek Allah'ım sen onu affet. Diğer gamlık budur. Taşın altına elini sokmak da böyledir. Diğer gamlıktır. Yani bir taşı yoldan kaldırıyorsunuz. Mesela e, bizde tebessüm sadakadır biliyorsunuz. Evet. Yani somurtmak kötü bir şeydir. İnsana huzursuzluk verir. Karadeniz'de gemilerin battı diye meşhurdur ya bizde. Yani adam yanına gidersiniz. Huzur alamazsınız. Böyle bakar acayiptir falan en acılı halinde bile tebessüm eden insandır İrfan Ehli insan. En acılı halinde. Ağlarken tebessümle ağlayandır. Yani cenazesi vardır. Çok büyük bir yakını ölmüştür mesela. Gözlerinden yaş gelir ama size o yaşı tebessümle sunan adamdır İrfan Ehli. Bu bu kadar önemlidir. Çünkü e, böyle olmadığı takdirde başkalarına daha fazla dokunan hale gelir insanın davranışları. İnciten, yaralayan hale gelir. Taş Peki taşla tebessüm arasındaki benzerlik nedir? Şimdi Önce o hikayeyi bir alalım hocam. Taşın altına ne evet. sokmak? Ama işte tebessümle ilgili Tebessümü bir şey de değil, var. Tebessümle de bağlantısı var. O da var. var. E, emin olsun ki bütün kardeşlerimiz. Somurtan bir adamın yüzünde taş vardır. İncitir. Tebessüm eden bir adam yüzünden taşları kaldırmıştır. Mutluluk verir ve insana huzur verir. Tebessüm bu kadar önemlidir. Taşla tebessümün benzerliği şu. Peygamberimiz... Sadakadan bahsederken yolun ortasındaki bir taşı kaldırmayı da sadakaya, Allah Allah. tebessümü de sadakaya benzetiyor. Bu kadar iç içe bunlar. Yani siz giderken baktınız yolun ortasında bir taş var. Kaldırdığınızda sadaka. Dün aklıma geldi, dün Ankara'daydım. Bir spor salonuna doğru yürüyoruz. Yolun ortasında bir soda şişesi atılmış. Hemen aldım onu kaldırdım aklıma geldi. Dedim ki bu taş olmasın da yani şişe olsun fark Aynı etmez. kategoriye giriyor Evet mu? evet. Aldım kenara koydum. Aklıma gelince yaptım bunu. Bu mesele aklıma geldi çünkü. Taş böyle önemli. Sultanın birisi böyle bir tecrübede bulunuyor. Bir deney yapıyor. Yolun ortasındaki taşla ilgili. Koyuyor taşı yolun ortasına. Pencereden seyrediyor. Acaba bu taşın karşısında insanlar ne yapacak diye. Bakalım yani kim nasıl bir tavır gösterecek. Başlıyor pencereden seyretmeye. Vezir-i Azam geliyor taşa bakıyor sağından solundan dönüyor taşın. Ya diyor sultanla konuşalım da bu taşları yolun ortasına bırakanlar kimlerse e, onların bıraktıkları taşları temizleyecek bir adam istihdam edelim. Bak zihni meleke bunu söylüyor. Bu taşın kaldırılması lazım. Ama kim kaldıracak? Ama bir, kim kaldıracak? Bir adam bulalım. Çünkü vezirin işi e, idare etmek. Tamam. Bir adam bulalım. Deyip geçiyor. İşte asker geliyor. Asker taşın etrafında dönüyor. Kaz asker ya da kimse o gün. Komutan diyelim. O da Allah Allah, taşı yolun ortasına kim bıraktı? Yani bu suçu işleyen kim? Vezirle konuşayım. Yolun ortasına taş bırakanları, bıraktıkları taş suçunda hangi cezayla cezalandıracağımızı konuşalım. Onun derdi yani, de suç. Onun derdi de cezalandırmak işte bir şey cezalandıracak. Böyle anlatılır kısa. O geçip gidiyor. Sonra başkası geliyor. Başkası derken hiç sevmem iki yüzlülüğü, menfaat perestliği çıkarcılığı ondan sonra böyle e, dalkavukluğu e, o zaman işte varmış saray maskaraları maskaralık yaparak insanları güldürenler hmm. işte şairlikte e, yaparlarmış güya işte şiir onun neresindeyse saray maskarası ya da saray şairi geliyor dalkavuk tip o da e, bakıyor sağına soluna oturuyor işte ben bundan sultanıma bir hikayeyi nasıl çıkarırım <laughs> ben bundan bir şiiri nasıl çıkarırım diye etrafında dönüp duruyor taşın gidiyor en son İrfan ehli olan köylü vatandaşımız geliyor bize. Neden irfan ehli? Çünkü onun işi zaten yolların üzerinden taş kaldırmak ömle geçmiş ömrü. O taşı kaldırmasa zaten tabi, yoldan geçemeyecek. Tabii. Zaten öyle. Sırtında eşya sepeti var. Küfe der eskiler. Küfeyi koyuyor bir tarafa. Ya Allah bismillah deyip taşa sarılıyor. Taş oldukça da ağır bir taş. Sağa sola derken taşı kaldırıyor. Düşünmüyor ki acaba bu taşı kim bıraktı? Buna hangi cezayı verelim? Şöyle düşünüyor. Ya bu taşı kaldırmasam birileri takılıp düşecek. Bu taşı kaldırmam lazım ki ben de döndüğümde aynı yoldan rahat geçeyim. Bir de belki Peygamber Efendimizin o müjdevari hadisini de düşünebiliyor de de... ki yolun ortasından taş kaldırmak sadakadır. O zaman ben bu sadakayı bir kullanayım taşı kaldırayım. Bir rahatlatayım yolu yolun ortasına koca bir taş düşmüş taşı kaldırıyor. Kaldırınca altından bir kese çıkıyor şaşırıyor Allah Allah bu neyin nesi. Keseyi bir açıyor içinde altınlar var altınların üzerinde bir yazı. Bu altınlar taşın altına elini sokmayı becerenler içindir Allah, diye sultan konuşuyoruz. Bir da alıyor. İrfan ehli insan bu dünyada olmasa da öte dünyada mükafatını alır. Çünkü irfan ehli insan yolun ortasındaki taşı kaldırır. Çevresindeki kötülüğü kaldırır. Arkadaşlar arasındaki anlaşmazlığı giderir. Bayramlarda insanlar birbirine sarılmasını teşvik eder. Kısacası sözün güzelini, davranışın güzelini, ikramın güzelini, Hayatında güzel olabilecek ne varsa bütün güzellikleri tesis ederek insanlara sunmaya çalışır. Bu irfan ehli olmaktır. Işte. İrfan ehlinin evet. işte bu çok güzel meziyetlerini evet. anlattınız ya. Bir de şu kalbimizdeki taşları da inşallah bir Sadece atarsak. Tabii ki. Sadece yani yolun ortasında yok ki. Asıl taşlar zaten yüreklerde. Yüreklerdeki o evet. taşlara gelmeden önce bir ilahi aramız varmış tabii hocam. Ki. Sonra beraberiz tabii inşallah. Ki. Evet ilahi arası. Var, hakkı seven var, hay hay kafirler bilsin bilsin, hakkı seven var, hakkı seven var. Hay hay Bu yol uzundur Menzili Çoktur Canım menzili Çoktur Hay 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 Yunus sen bundan Meydan isteme canım Meydan isteme Meydanlar içinde canım merdaneler var merdaneler var Hay hay Meydanlar içinde canım merdaneler var thank you isteğim haktır beni Allah deyip yana yana istedim, haktır benim. Meydanlar içinde canım merdaneler var, merdaneler var Hay hay meydanlar içinde canım merdaneler var, merdaneler var Evet sevgili Hasan Akıntaş abimize çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel okumuşlar. Allah razı olsun kendilerinden. biz Nurullah Genç Hocam'la böyle Anadolu irfanını, irfan ehli kişilerin meziyetlerini konuşmaya çalışıyoruz. en son Taşın altına elini sokmak hadisesini evet, evet. anlattınız hocam. Evet. E, tabii taşla tebessüm arasında bir ilinti de kurdunuz. İkisi de sadaka dedik. İkisi de sadaka zaman, dedik. Evet. Çünkü Peygamber Efendimizin hadisi var. Sizin aynı zamanda güzel de bir gülümse, evet. e, tebessümle adlı, ilgili tebessümle bir, şiirin bir şiiriniz de var. Onun arka planını çok kısaca bir ifade edeyim. Ee, şimdi birbirimizi çok kolay kırabiliyoruz. Çok kolay kötü şeyler söyleyebiliyoruz. Birbirimizin arkasından çok kolay konuşabiliyoruz. Bunların ortadan kalkması lazım. Yani Kırmak kolay, yapmak zor. Çok zor ve bunlar irfanla bağdaşmayan şeyler. Bir insanın yüzüne karşı bir şey söyleyebiliyorsanız, yiğitseniz söyleyin. Söyleyemiyorsanız susun. Yoksa konuşmayın. Bir insana gidip de senin hakkında böyle dedi birisi demeyin. Çünkü siz de onun hakkında bir şey söylemiş oluyorsunuz. Hmm. Bunlar bu kadar önemli şeyler. Şimdi uçağa binerken e, arkadan binmesi gereken numaralara anons ederler bazen. Arkadan binmesi gereken kişiler önden binince benimle çarpıştılar bir anda. Ben de arkadan binmiş yürüyordum. Ya keşke önden değil de arkadan binseydiniz. Tırnağım kanadı çünkü takıldı orada bir demire. Deyince boş boş konuşma dedi adam bana. Ben de boş konuştuğumu düşünerek yerime oturdum. Aradan birkaç gün geçti. Başka bir uçağa binerken Erzurum'dan geliyorum. Artık dedim konuşmayayım. Boş boş konuşma der bana. Kardeşlerimizden bir tanesi ben ona hepsinin muhabbetimi gönderiyorum. Yani eleştirmek için değil ama bunları düzeltmemiz lazım. Tabii. Sırayı bozdu. X-ray cihazına doğru yürüdü. Ben müdahale etmedim. Dedim şimdi bu da der boş boş konuşma. Öndeki müdahale edince neredeyse kavga edecekler. Dedim ki araya gireyim. Dedim ki kardeşim yerimi isteseniz ben size verirdim. Yani keşke. Döndü dedi ki boş boş konuşma. Aa, Sustum. Evet aynen böyle oldu. Bu şiir böyle ortaya çıktı. Orada Hazreti Peygamber'in tebessümle ilgili yaşadığı bir şeyi hatırladım efendimize efendimizin arkadaşlar var. ashab ı Suffa deniyor biliyorsunuz. ilim evet. erbabı hemen İslam'ın ilk üniversitesi. Tabi tabii, tabii Mescid-i Nebevi'nin yanında ilim tahsil eden insanlar. Bunlar genellikle de maddi olarak herhangi bir imkanları olmayan kişiler ilim tahsil ediyorlar. İşte orada gelen bir takım şeylerle yiyip içiyorlar vesaire. Arkadaşlarından birisi çok üzülürmüş oradaki ashab ı Suffa'dan. çünkü Peygamber Efendimize bir tatlı bir şey ikram edildiğinde efendimiz onu tadar arkadaşlarına dağıtırmış. O da şöyle düşünürmüş. Ya ben hiçbir şey bugüne kadar ikram edemedim. Ya bir gücüm olsa da peygamberimize bir şey ikram etsem. O da arkadaşlarına dağıtsa. Bir gün bakmış ki Medine'nin sokaklarında üzüm dağıtılıyor. Bedava üzüm. Hemen kabı almış koşmuş. Üzümler de gösterişli böyle. Peygamberime götüreceğim demiş. Bunlardan doldurun. Doldurmuşlar. Getirmiş. Mescid-i içeriye girmiş. Ey Allah'ın elçisi size üzüm getirdim. Ben yıllardır bir şey ikram edememiştim. Üzülüyordum. Bunları ne olur yiyin demiş. Efendimiz almış. Üzümlerden bir tanesini tatmış tebessüm etmiş çok tatlı böyle. İkinciyi tatmış tebessüm etmiş. Üçüncüyü yemiş tebessüm etmiş. Kimseye vermeden üzümleri yemiş. Bu arada arkadaşı arkadaşlarına koşmuş. Yani benim götürdüğüm üzümlerin hepsini yedi diye mutlu çok mutlu. Ashab sormuşlar demişler ki Allah'ın elçisi bize neden, neden ikram etmediniz? Hep böyle yapardınız. Efendimiz buyurmuş ki üzümler o kadar ekşiydi ki. Üzümler o kadar acıydı ki sizden birisine verseydim yüzünü kırıştırsaydı Ekşisiydi. benim bu kardeşimin mutluluğu bozulacaktı. Onun mutluluğu bozulmasın diye bütün ekşi üzümleri ben yedim. Hocam bu diğer gamlığın da ötesinde yani bir şey. Yani bu ya. şimdi buna benzedikçe biz irfan ehli oluruz. Bu çok önemli. Yani işte bakın biz kardeşlerimizin ekşi üzümlerine tahammül edebiliyor muyuz? Değil mi? Yanlışlarına tahammül edebiliyor muyuz? Onları mutlu etmek için elimizden gelen neyi yapıyoruz? Diğer gamlığımız ne ne kadar? O yıllarca bir şey ikram etmek isteyen adam bir de mutluluğu bozulsaydı ya. düşünün yani. Efendimiz ona bu muameleyi yapıyor. İşte şiir böyle bu, bunlardan sonra ortaya çıktı. Tebessüm ve de gülümse diye adını koyduk. Evet. Ee, pek çok yerde de programlarda falan da okuyorum. Buna ihtiyacımız var. Aynen. Şiiri okuyalım ondan sonra da kalan kısmında konuşalım. Mı? Hay hay. Gözyaşlarına gülümse. Çünkü onlar içinden parçalar indirirler yeryüzüne dudaklarına gülümse kelamın kirlendiği vakitlerde sessizliğin durağı erdemin kapısıdır onlar avuçlarına gülümse çizgilerinde kaderin kardelen tohumları adımlarına gülümse gülümse ki ayakların varmasın bir ömrün cüzamlı küf kokan topraklarına ansızın yıkılan evler gibi yalnızlığın üzerine çökmeyen yüzünün cilası insanlığının yurdu onuruna gülümse. Gülümse gülümsediğin bil ki seni de bulur o münteha mahşerinin rahminde. Somurtanlara gülümse, acı çekenlere, avarelere, yetimlerin umutlarına gülümse. Hastalığa duçar olup gündüzü gece olanlara, uykusuzlara, susuzlara su ver tebessümünle. Ekmeğin kokusuyla yoğur merhametini, sevgi kıtlığından biçarelere, yoksullara gülümse. Bir de gülümse gülümsemeyi bilmeyen kavganı adamlarına. Bakarsın bir dolunay mahbub olmuş ağlayan gözlerine. Ağlayan düşlerine. Bazen de kendi gök kubbesini göremeyenlere gülümse. Belki bir yağmur eriterek evhamlı perdeleri damla damla süzülür gözlerine. Bazen de bana gülümse sevdiğim. Bakarsın kanadı kırılan kuşlar uçmaya başlar yeniden. Kayan yıldızların çığlığı düşmez gün ortasında ruhumun üzerine. Bakarsın ki çiçekler aramızda yükselen kayaların kalbinde birer birer açıyorlar yeniden. Bakarsın yolunu kaybeden yolcu son durağına varıyor hasretinin. Bu kadar mı zordu bir mumun alevine dokunmak ve sevmek ıstırabı mı? Bir dalın çürüyen yaprağı mıydı hayat? Güneş arayan gölge kimindi? Bağışla incinen bahar yanan mektuplar benimsi. gel yeniden buluşalım derinde çeşmelerden gökyüzüne akalım tut ellerimden. hadi gülümse bizim gülümsemeye ilgimiz ona gerçekten yani tebessüm etmekten <laughs> evet. başka bir şey yok muhteşem yani, yazmışsınız. Ne, ne kaybederiz ki İçten olacak ama samimi olacak kesinlikle tebessüm edeceğiz güzellik ya güzelliği yaşayacağım diye karar vermesi lazım insanımızın ben güzel olacağım arkadaş Kılıkta kıyafette görüntüde bir önem yok. Allah vergisidir ya da çok şey de önemli değil. Ama iç de güzel olacak. İnsanlar benden mutluluk alacak. Aynen. Mutsuzluk değil. İrf. Yeter. Aynen hocam. İrfan ehli bir zatın çok güzel bir hikayesi evet. var. Bir köyde yaşlı bir adam varmış Mehmet Efendi adında e, çok misafirperver, çok izzeti ikramda bulunan e, güzel bir insan. Aynı zamanda da agresif yönü de var. Evet evet. Oradan bir tane yolcu geçiyor. Diyor ki ya bu gece ben nerede konaklarım? Karnım da aç. Derler ki bak felence işte şu köyün şu felanca mahallesinde oturan şu zat var Mehmet Efendi oraya git o sana izzeti ikramda bulunur ama sabah kalktığında seni evden uğurlarken döver düşünmüş demiş ki ya ben dışarıda kalmaktansa en azından sıcak bir yuvada yatayım olsun. Evet. yemeğimi de güzelce yiyeyim artık dayağı da yer giderim <laughs> düşüncesi o eve gidiyor Mehmet Efendi soruyor karnın aç mı aç işte şunu getireyim mi onu da getir yani ne diyorsa iki katını istiyor bu çok hoşuna da gidiyor bunun tabi. Sabah oluyor uğurlarken Allah işte işini gücünü rast getirsin diye uğurluyor. Ya sen beni dövmeyecek miydin? Yok diyor ben evime gelip evimde ben işte karnını aç mı dediğimde işte mırın kırın yapan tokum diyen yemekte zorlanan insanlara karşı zorla yemek yedirdiğim gibi evimden uğurlarken de döverim. <laughs> Dolayısıyla siz çok güzel bir şekilde ne, ne, de, ne verdiysem iki katını istediniz hoşuma gitti uğurluyorum. Hani Anadolu insanının da gerçekten mayasında evet. izzeti ikram, misafirperverlik Tabii. harikulade. Benim dedem rahmetli, Sibirya gazisiydi. E, 71'de vefat ettiğinde 11 yaşımdaydım. Her akşam 1-2 saat damın üzerinde bekler yollara bakardı. Acaba yolda kalan bir hayvan var mı? Gelen bir misafir var mı? Yardıma muhtaç birisi var mı? Yolda bir taş var mı? Kaldırılacak bir şey var mı diye. Sonra bir de öğrendik ki e, Sibirya'ya gitmişler esir olarak binlerce tanıdıkları köylüler vesaire acaba birisi daha döner mi diye bakarmış. İrfan ehli insan bu. Yollara bakıyor, misafirlere bakıyor, insanlara bakıyor. Onlara bir şey vermeye çalışıyor. Ama hala işte diyelim ki 60 yıl geçmiş aradan Sibirya'ya gitmiş arkadaşları var. 50 yıl geçmiş. Onlardan biri döner mi diye de umut ediyor. Yüreğinde onlarla ilgili sızı yaşamaya devam ediyor. İrfan ehli olduğu için. Üsküp'te bunu bir konferansımda anlattım. Önden bir Kardeşimiz ağlamaya başladı. Ya ne oldu dedik. Konferansı kestik. Neden ağlıyorsunuz hüngür hüngür. Kalktı dedi ki benim babam bir hafta önce vefat etti. 40 yıl damın üzerinden inmedi akşamları. Baba niye bekliyorsun oğlum. Anadolu'dan belki birisi döner yine buralara diye bekliyorum dedi. Ve 40 yıl orada o sızıyı yüreğinde taşıdı. Bunlar irfan ehli insanlardı. Menfaat perest olsa unutur gider. Ya aman geçti gitti ben hayatıma bakayım der. Böyle değil. İşte sır burada. Ben hayatıma bakayım diye düşünen insan irfan ehli olamaz. Ben başkalarının hayatına bir bakayım. Benim sunabileceğim bir şey var mı diye bakan irfan ehli olur. Çünkü irfan ehli diğer gamdır dediğim gibi. Empatiyi en iyi şekilde yapar ve e, ilim ehlidir aynı zamanda. Yani, yani ilimle irfan ehlinin arasında iç bir bağ var mı? Tabii ki var. Şöyle e, pek çok şey okumamış olabilir. Diploması ol olmayabilir vesaire. Ama irfan ehli insanda bilgi yürekten geçtiği için küçücük bir bilgi bile bir şey onun yaşantısına e, bir hemen hazineye dönüşür. Oluyor. Bir hazineye dönüşür. Bunu şöyle ifade edebiliriz. Yunus Emre'nin dörtlüklerinde de vardır. Hepsinden iyice bir gönüle girmektir der ya. İstersen bin defa hacca git, yüzlerce kitap oku ama bir gönüle giremiyorsan bunun bir anlamı yok. Dediği şey tam da buraya talik eder. İrfan ehlinin ilim seviyesi diğerlerinden bir kademe de yukarıdır şöyle. Duyulardan gelen ilim bilgi var. Yani tamam. hava soğuktur, işte güneşlidir. Bulutludur, kuş uçar, sürüngen yerde sürünür. Görürüz bunları. Dünya dönüyor deriz, düşünürüz. Akla yönelir bilgi. Yani duyu organlarından akla geçer. Tamam. Akıl duyulardan gelen bilgiyi düzenler, tertip eder. Bu kanunlar, ilmi kanunlar böyle ortaya çıkıyor. Biz bilimsel çalışmalarda da öyle saha bilgisini analiz ederiz. ve Oradan bir hüküme ulaşırız. Hipotezimizi test ederiz yani. Hipotez testinde sahadan gelen bilgi önemlidir. Yani duyulardan gelen bilgi. Duyu organlarının üzerinde akıl, aklın üzerinde kalp vardır. Eğer akıldan gelen bilgiyi de kalbe yönlendiremiyor isek, kalpten geçiremiyor isek o bilgi irfan ehlinin bilgisine dönüşmüyor. Hmm. Nedeni de şu kalp hangi bilginin yararlı, hangi bilginin zararlı ya da hangi bilginin nerede daha faydalı kullanabileceğini bize söylüyor kalp. Hani boşuna demiyorlar dünyanın altın oranı Kabe evet. ya. Evet. İnsan bedeninin Kabe'si de kalbidir. Kalptir tabi. Allah oraya nüfuz ediyor. Biz oraya eskiler mesela İbn Arabi oraya mükaşefe alanı der. Kalbin keşf alanı. Hı hı. Muhakeme alanı der. Aklın muhakeme alanına. Müşahede alanı der. Gözlerin, duyuların getirdiği bilgi alanına. Müşahede altta, muhakeme üstte. Mükaşefe, kalbin keşf alanı en üsttedir. Zaten e, irfanla ilgili sözlüklere, lügatlere bakın istilahi anlamında duyuş vardır, seziş vardır. Yani akıldan bir yukarıda sezme ile alakalı o bilgiyi artık sezgiye dönüştürürsünüz siz. Sadece bilgi, kuru bilgi yoktur sizde. Dersiniz ki ben böyle yaparsam bu kardeşimin canı yanabilir. Bunu yapmayayım. Bunu yapmayayım dediğiniz yerde irfan başlıyor işte. Böyle bir şey yani. Hocam hiçbir sanatçı yoktan var edemez hani bir evet. şey ya. Ee, ama var olanı türetir. Tabii. En büyük sanatkar da Allah'tır. Allah'tır. Bütün kainatın sahibi o bize işte o Sübuti sıfatları verirken bize sanat Kar özellikler de vermiştir. Ben kelam sıfatıyla, onun bana verdiği kelam sıfatıyla şiir yazıyorum. Mesela sizde şairlik var. Evet. Fotoğrafçı, fotoğraf sanatçılığı Fotoğrafla var. da ilgileniyorum. Ondan sonra işte. Bilardo'da evet. maşallah çok <laughs> iyi konumdasınız. <laughs> Profesörsünüz, akademisyensiniz. çalışmaları yersiniz. yapıyorum. Bir işiniz daha var onu söylemiyorum. Yani maşallah hocam her evet, parmağınızda evet. farklı bir marifet Teşekkür var. Teşekkür ediyorum. Çalışmamız lazım. Yani ben zamanı boşa geçirmeyi sevmiyorum. Mutlaka bir şeyler üretmem gerekiyor ki insanlığa faydalı olsun. Yani düşünebiliyor musunuz işte son iki gündür Ankara'da bilardo şampiyonası vardı. Gittim maçları seyrettim. Orada oyuncu kardeşlerimiz var onlarla beraber oldum. O topların dönüşlerini izledim iki gün falan. İşte o şey de oraya giderken kaldırmıştım spor salonuna. <laughs> ee, Ama o şişe dediğin gibi taş evet. oluyor değil mi? Tabii Çünkü tabii. Önemli olan. Mesela buradan bütün kardeşlerimize çağrı yapıyorum. <laughs> Türkiye'deki bütün kardeşlerimize ve insanımıza. Yolların ortasında herhangi bir yerde bir çöp bulduğunuzda gördüğünüzde kaldırın. Arabalardan dışarı Çöple atmayın. Bir... Mümkün mertebe lütfen arabalarınızdan pet şişelerinizi, elinizdeki bir takım malzemeleri, mendilinizi falan arabaların camından atmayın. Hala çünkü, çünkü attığımız yer bizim yerimiz. Kirlenen yer bizim yerimiz. Siz onları sadece o arabadan yere atmıyorsunuz. Benim kalbime bırakıyorsunuz. Ben üzülüyorum onları gördüğümde. Mesela piknik yerleri. İnsan bakmak istemiyor. Bütün o plastik şişeler, poşetler. Ee, mesela oraya bir koyun sürüsünü getirin, onlar orada bir dolaşsın, gitsinler, bakın hiçbir şey göremezsiniz, bir kirlilik göremezsiniz. Ama ne kadar acı bir duruma düşmüşüz? Hem temiz bir yer arıyoruz, evet. hem de evet. temiz bırakmıyoruz. Bir insan grubu geliyor bir yerde piknik yapıyor, alın götürün ne olur, poşetlerin içerisine koyun. İnsana yakışanı budur. İrfan budur işte. Ben bir piknik yaptım burada külümü, poşetimi, herhangi bir şeyimi bırakırsam benden sonrakiler rahatsız olur. Onların yüzündeki ee, acıyı ben ortaya çıkaramam deyip alıp götürdüğünüzde siz o zaman kalplere yönelik davranmış olursunuz. Fevkalade yani gerçekten Bu irfan, noktada çok gerideyiz. Yani irfan ehli olmanın kriterleri hem Peygamber Efendimizin söylemlerinde evet. hem Kur'an-ı Kerim ayetlerinde evet. hem de bu ayet ve hadislerden esinlenmek suretiyle şairlerimizin güzel dizelerinde anlatılmış okuyup akledip evet. hayatımıza tatbik etmek bir bizim ki, ana, görevi, aynen öyle. ana görevimiz ana görevimiz Bir tek cümle bakın peygamberimizin bir hadisi yeter. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Bir insan sadece ben insanlara nasıl faydalı olurum diye yaşasın. O oraya doğru yükselir. Biter, iş biter. Tabii ki. Aynen. O zaman işte çöpü atmaz, o zaman yerini temiz tutar, sözüne dikkat eder, davranışlarına faydalı olacak ya. Evet. Hayırlı olan hayırlı olandır. Evet, Allah bizleri hayırlı kullarından eylesin. Amin. Hocam teşekkür. çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Gönlünize bereket. Sağ Allah olurum. razı olsun. Tekrar görüşmek üzere. İnşallah, i̇nşallah güzel günlerde. Sağ olun. Efendim hayırlı geceler diliyorum. Allah'ın rahmeti üzerleriniz olsun.